Hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Seviyorum değişine. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım. Sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seninleyim, seni yaşıyorum ve tek. Evlerinizde huzurlu oturmanız, ailenizle birlikte huzurlu olmanız bizi her zaman mutlu etmiştir, mutlu eder. Bizim bir tek gayemiz var, insanları eğlendirmek. Yani türkü söylediğimiz zaman, hareketli şeyler söylediğimiz zaman eğlenmeleri, mutlu olmaları. Böyle ruhi dengemizi bozan şarkılar söylediğimizde de böyle deryalara. Nasıl var yani? Denizlere, Fırat'a. Böyle geçmişe, anılara daldırsın istiyoruz. Televizyonları başlarında, yani kamera karşısında oturan bazı insanlar da moralimizi bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz bozmak istemiyoruz abi. Biz huzur dağıtmak istiyoruz. Barış dağıtmak istiyoruz. Kardeşlik dağıtmak istiyoruz. Güzellik dağıtmak istiyoruz. Ladies and gentlemen. Yani başta hanımefendiler olmak üzere demek istedim. Çözdünüz mü? Güzel Fransızca. Almanca konuşsam İngilizce anlar. İngilizce konuşursam Fransızca anlar. Peki teşekkür ederim. Efendim programımıza başlıyoruz. Sakın karşı gelmeyin. Biliyorum. Bütün gerçekleri biliyorum. Efendim? Ne gerçeği?
Ne oldu kızım, deli misin sen, nesin? Lütfen benimle doğru konuşun. Karşınızda koskoca bir avukat duruyor. Avukat mı? Evet. Mahkeme buraya beni sizin savunmanız için gönderdi. Özür dilerim sayın avukat hanım. Önemli değil. Ne mahkemesi ya? İbrahim Bey, komşunun tavuğuna kışt demişsiniz. Türk Ceza Kanunu'nun komşu komşunun külüne muhtaçtır maddesinin ev alma komşu al fıkrasının gülme komşuna gelir başına bendinden suçlusunuz. Ama ben sizi kurtaracağım. Ne yaptım ben ya? Şöyle bir dava dilekçesi hazırladım. Nasıl? Bence tavuk sizi tahrik etmiş. Tavuk beni tahrik etmiş. Evet. Hatta siz daha önce de kaz karşılığı tavuk vermişsiniz. Yani kaz gelecek yerden tavuğu esirgememişsiniz. İşte ta o günlerden kafayı İbo'ya takan bu süfli tavuk ırkı bu adama bir komplo düzenleyip onu tahrik etmiş. Evet. Şu masum, şu topluma mal olmuş, gözlerinden vicdan damlayan bu adamı çok affedersiniz kış demek zorunda bırakmıştır. Tavuk. Evet, bu ulvi. Bu gözlerin içinden merhamet pınarları akan adama sinirlendiği bir anda kış dedi diye bu kadar ağır yargılayamazsın. Şu, o, o. Bence buna 5 sene verin yeter. Adam olur, hatasını anlar. Yani 5 seneyle yırtardı. İyi değil mi? 5 sene. Sen ne yapıyorsun kızım? Yaktın beni ya. İbrahim Bey, olur mu? 5 seneyle yırtmamız iyi oldu ayol. Nasıl 5 sene? Ya müebbetten daha mı iyi işte? 5 seneyle yırtın gidin ana ayol. Aa. Ben seni şimdi bir yırtarsam. Ya buraya. Ay yapmayın. Bakın İbrahim Bey, affedin beni, bırakıyorum bu davayı. Verin ayol. Aa, sizinle mi uğraşacağım ya? Hem para verme hem de davayı şey yap. Bak lan. Bu nereden çıktı la? Komşun tavuğuna kış demişim. Dur, 4 tane simit çalana 4 sene 10 sene verirsen... ...ben tavuğa kış demişim, müebbet alabilirim. Evet efendim, şimdi huzurlarınıza. Başla bayan çağıralım isterseniz. İzel. Şu zarafete bak. Şu zarafete bak. Saygılar. Hakan. Gel, 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 gel. Gel. Dur böyle. Fazla yanaşma o tarafa biraz evladım. Efendim. Yine bir değerli yazarımız. Bir tiyatro sanatçımız. Tiyatro yazarımız. Oyun yazarımız. Yılmaz Erdoğan. Sizi yalnız bırakıyorum 5 dakika, sakın ola ki. Arılır açık abi, bir şey olmaz. Efendim, Hakan kardeşimiz... ...biliyorsunuz son güzel bir kaset çıkarttı. Bir de şarkılar güzel usta. Askerde yaptım İbrahim abi, hepsini. Allah aşkına. Bütün şarkılar. Hepsi abi. Senin mi? Hepsi benim. Yok ya. Bak hepsi kendisinin. Ne var ne yok hepsi kendisinin. Oğlum sana soracağım peki, ne varmış burada? Hani bekleyecektin bir ömür boyu. Hani bekleyecektin bir ömür boyu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sonuna doğru kısıldı ama çok güzeldi. Evet. Sonuna sesim doğru yetmedi. Bilmiyorum. Sesim yetmedi. Yetmedi tabii ses. Ya bizim konuşmalarımız duyuluyor mu? Ben öyle bir şeye kapıldım. Ben söyledim işte. Normal abi konuşurken. Abi sen kaldırsana diye. Yukarı mikrofonu biraz. Peki yukarı kaldıranınki duyuluyor mu? Hakan, başkalarına da söz ve müzik veriyorsun. Evet. Daha önce veriyordun, sonra mı şarkıcılık başladı? Yaptığım şarkılar gerçi grubun seslendireceği şarkılar değildi. Mesela bir Cengiz Kurdoğlu'na verdiğimiz bir şarkı var. Hangisi? Hain Geceler. Hain Geceler. Nasıldı evet. Dur ya? Derdime derman meyler. Dilim ismi neceler, seni benden aldılar, hain geceler. Derdime dert. Burası güzel. Derdime dert. Güzel. Bunlar 70'lik şarkı dediğimiz, evet. Damar dediğimiz. 70'lik evet. Şeyden birlikte şöyle değil mi? Tabii tabii. Peki İzel. Efendim.
Abi o bir tane senin klibin vardı. Çok bayılıyordum o klibe ya. Hani deniz kenarında geldiysen, oturuysan, ilisen. O ilk zencili olan mı, zencisiz olan mı? Evet, ben de öyle. Nasıl? Zencili olan mı, zencisiz olan mı? Zencilidir yılan, o güzel. Klibim bu imaj maker'dan mı kaynaklanıyor? Yok, yönetmenlerle beraber karar veriyoruz. Zenci yiyorsun. Yok, o tesadüf oldu. Tatile gelmişti adamcağız. Klip. Hayır, hayır. Kimse o hareketleri tesadüfen yapamaz. Hayır, çalışılmış bir şey bu. Kesin çalışılmış. Çünkü bizim için bir Jamaikalıydı o. Bir atlar mısınız dedik bizim için. Tamam dedi o da, atladı. Hangisi o çok tutan bir şarkıydı? Aslında o hasretimi söyledi. Hasretim. İlk başta biz yelkeni konuşuyoruz. Sen de başka bir şarkıdan kendi kendine ben bahset. Ben de aynı şarkıdan bahsediyorum. Yelkenden bahsediyorum. Yani hareket durmasın istiyorum. Çünkü bugün Yılmaz kardeşimiz aramızda askerliğini bitirdi. 8 ay oldu. Yok, o kadar olmadı da. Askerlik 18 ay oldu. Ben 1,5 aydır bitirdim. Aynen. Ne konuştuğumuzu bilelim diye şey yapıyorum. Hangi parçadan bahsettiğimizi bilelim. Adamın duruşu da güldürüyor beni yani. Konuşmasına gerek yok. Bilmiyorum bu lafa sevinmeli miyim ya. Öyle bir tipi var ki baksan gülsen gibi durum var. Yani bilmiyorum buna sevinmeli miyim. Öyle mi? Bakınca gülen birisi değilim ben ya. Öyle mi? Ya siz kaç programdır uyuyorsunuz hakikaten ya? Bir şey soruyor. Bilemeyeceğim. Bu şeyi de karıştırmışlar yani. Gelenleri de karıştırmışlar. Bu Cengiz Kurtoğlu da bugün amma konuşuyor falan diye bir şey. Hayır. Ben Yılmaz Erdoğan, hatırladınız mı? Ne söyleyeceğim? Dayanamam söyleyeceğim. Dayanamayıp evet. Söyleyeceğim. Dayanamayarak peki. Dayanamam söyleyeceğim. Peki sen dayanamaya söyle bakayım. Tamam. Buyurun canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hani demiştik ya geçen haftaki programda bunları biliyor muydunuz köşesi yapacağız diye. Evet. Seyircilerimizi aydınlatmaya devam edelim. Şöyle bir diyorum. Köşe mi ayırdık yani? Üf, çok banalsiniz. Bunları biliyor muydunuz? 1940'da 6 saatlik bir yolu tam 4 günde geçerek rekor kırdığını sanan Norveçli Klaus Günder Gleiten'in rekoru kıramadığı gibi 66 saatte geç kaldığını fark edince kendini ayağına taş bağlayıp nehre atmak suretiyle boğduğunu biliyor muydunuz? Öğrenmiş oldunuz. Ne oldu? Benim bilmediğim şeyleri bana anlat. Bunları ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Şimdi sana nereden bildiğimi izah mı edeceğim? İstesen de izah edemezsin ki. Neden? Çünkü senin hani şu kelime dağarcığın bu kadarcık. Anladın mı? Tontiş. Yani senin boyuna benziyor. Sen lütfen benim başka yerlerime takılamadığın için boyumla dalga geçmeyi bırak güzelim. Zeka, zeka. Ulan dinine, imanına yandığımın yerine bir tane akıllı beni bulmaz mı ya? Şunlara bak ya. Hakikaten peri bacaları gibisiniz ha. Akıllar burada, orada da kimler olduğu belli. Kim akıllı? Bunlar hepsi bak, bak efendi gibi oturuyorlar. Oradakiler ne oluyor? Yani o deli, sen akıllısın değil mi? Abi. Ben ne dedim? Bana şey çıkın, sahip çıkın demek istedim. Sen bizim canımızsın. Evet. Vallahi. Kofidir Hakim Bey. Efendim evet. Bildiğiniz gibi bir CD'miz var. Yani Yılmaz Bey aynı zamanda şiir de okur. Tabii CD çalacağız dediğimiz CD çalacağız ama ağzını oynatmayacak. Çünkü şiirde tutturamayabiliriz, senkron tutturamayabiliriz. Yani aynen... Şiire playback yapmak gibi bir zeybeklik yapmayacağız. Onu demek istiyorum. Dinlerseniz seviniriz ama ben isterseniz yine de ağzımı oynatırım tabii. Kızım Berfin. Kızımın adı Berfin. Onun üstüne yazmış. Gelsin Mehmet. Şiir kaseti olarak ilk mi? Benim ilk. Bütün şiirler sana ilk ve sondur daha doğrusu. Yani bir daha yapma anım değildi. Hayır o yüzden değil de bir daha da yapmadım zaten. Bir tane var zaten o. Bu aslında şair Yılmaz Erdoğan'ın, işte oyuncu Yılmaz Erdoğan olarak şiirlerin yorumlanmasıdır yani. Kendi şiirlerimi okumaktan öte. Senin anlatım biçimin daha bir ayrı. E tabii herkesin kendi şiir anlayışı var. Peki ama Allah razı olsun. Çok teşekkür neyse. Ederiz. Kafana takılan bir şey olursa sor, ben buradayım. Bunu bir tane takayım da geleceğim. Lütfen, lütfen. Güzel. Biraz fazla elma oluyor kardeşim.
Herkesin bir tarzı var Allah Allah. Nasıl yani? Öyle. Bu tiyatro selamı ama. Evet, tiyatrocu selamı. Bütün tiyatrocuların selam tarzı ve işte ustadan çırağa, çırahtan tekrar usta olup çıraklara devretme gibi bir şey bu. Hı. Oyunun içinde 10 kere belagil kalk. Göbek möbek kalmaz. Kas yaparsın, kas yaparsın. Evet. Ben de şöyle yaparım mesela. Nasıl? Şöyle. Sanki... Daha kullanışlı tabii. Daha kullanışlı. Şimdi bizim bir sokak muhabbetimiz var. Sizden İboşov için bir şey yapmanız istense ne yapardınız? Güneş topla benim için, gökteki yıldızlardan canım. Güneş topla benim için. İki tane Laz merdivenden yürüyormuş, elektrikler kesilmiş, iki saat süreyle mahsur kalmışlar. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dört kitap ne diyor anlamıyorlar. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar. Merhaba. Ne dinliyorsunuz? İbrahim Tatlıses. Bir uçurum düşerim gözlerinde. Gözlerin beni tutamaz. Bu son fasıldır ey ömrüm. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal kalkar, kalkar, kartal sarkar. Nasıl? Beğendiniz mi? Ortada bir şey yok ha. Hakan. Efendim abi. Gözlerine kan oturmuş senin. Uykusuzluktandır. Niye, hayırdır? İşte çalışmalar falan. Sen nerede çalışıyorsun sen? Ben Spica'da, Taksim Spica'da. Spica. Abi onu bulmaya çalışsak nasıl bulacağız? Eski Andromeda. Taksim'de bir ya Andromeda. Ya şimdi ama bir mekan böyle yani. Eski eskiden hatırlıyor. 28 yer sayman lazım. Andromeda'dan önce neydi? Eve değişiyor yani. Spica, yıldız adı. Yıldız adı. Şimdi şöyle, 2000 senesinde yıldızlar genelde düşük olacakmış. Bu bir tane yıldız varmış yüksek olan. O yıldızın adı da Spica'ymış. Sen nerede çalışıyorsun? Ben Ulus Civan'ım var. Civan'ım? Evet. Civan'ın manası ne? Eski ne oluyor orası? Siz nerede çalışıyorsunuz? Ben Beşiktaş Kültür Merkezi. İsmini açıklamama gerek yok herhalde. Güzel bir yerdir. Gece biz 9'da çıkıyoruz, 12'de bitiriyoruz programı. Ama sizin iş çok yorucu hakikaten. Peki sizin... Çok geç değil mi peki hakikaten geri gelmişken bu tarz? İnanılmaz bir eğlence. Çok geç değil mi yani? Erken almaya çalışıyoruz aslında. Keşke 11'de başlasa, işte 1'de, 2'de bitse. Ama 11'de de işte olur. Fakat kimse gelmiyor. Zamanlar. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok gürültülü oluyor oralar ya. Çok. Bir sigara maalesef. Dumanı Allah evladım. Maalesef. Allah. Ama o saatten sonra yani. Hiçbir şey koymuyor ki. Böyle geliyorsun. Duymuyorsun bile bazı. Ya hakikaten ben bazen böyle bu kabinin mabinin yanına oturtuyorlar ya. Ay çok öyle. Ya ızdırap verici bir şey oluyor. Kabin dediği efendim şu şeyler. Allah Allah kabin dediği. Efendim dediği de yani efendim biliyorsunuz. Şuradan kasıt hani bir işaret zamiri. Allah her şeyi izah ediyor ya. Bilmiyorsunuz kabini. Peki sizin dizi başlayacak mı? Mart ayında başlayacak yayını. Ben müjde gibi söyledim ama... Ben alkışlayacaktım bir şey. Ya hatırladıysanız seyredersiniz yani. İstersen sen bize bir şarkı söyle Hakan. Söyleyeyim İbrahim abi. Vallahi ne söyleyeceğim? Köle gibi insan. Köle gibi. Beraber söyleyelim. O zaman güzel. Beraber İçiniz. Söyleyeceğiz. Biz evet. İçinde şeyiniz var. Düet yapmak. Düet yaptınız. Evet. Değil mi? Düet. Güzel. Peki düet ne oluyor yani açıkçası? İkili müzik çalışması. Bunu izah edebiliriz. Evet bunu izah edelim buyurun. Yani peki benim anam nasıl anlayacak abi düet? Şimdi şöyle. Yani biz ikimiz birlikte söyledik gibi olsa yani. Yani biraz sonra göreceğiniz şey düet. Gelin abi söyleyelim ya. Allah'tan boylarınız da aynı. Mehmet, oradan bir düet rica edeyim evladım. Bravo, bravo. İşte düet bu, çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hicaz yandırır. Ben Hicazıyım zaten İbrahim abi, acayip seviyorum. Hicaz çok güzeldir ya.
Hiçbir Hicaz görmemişim ki 100 tanenin içinde yüzü de patlamasın. Mutlak 95 tanesi patlar. Değil mi? 5 tanesi böyle hafif. 5 tanesi de evet. Evde patlar onlar. Gerçekten ya Hicaz makamı. Fırat mesela. Allah. Mesela Gülüm Benim. Ya. Benim vokal yaptığım şarkı. Bu kadar ona sanmıyordun. Evet. Böyle bıcır bıcır. Ben ilk stüdyoyu o albümde tanıdım. Okuldaydık biz. Gebertirim bu kadar değildin sen, bu kadardı. Biraz daha kadardım işte. Gülüm Benim de vokal yapmış. O ne lan? Demek tokalaşmışız biz orada. El vermişim ona, bitti. Evet. El verdiklerim nereye gelin görüyorsunuz. Bunu biliyor musunuz? Küller başıya. Bak Urfalılar böyle diyor. Anay sürekli yapıyor. Anam böyle yapıyor. Ha, akrabalar içeride oturuyorlar. Sana diyorum 5 programda aynı suratları görüyorum ya. Yandın ulan Mustafa. Bunlar güzel o yüzden bunu daha önce seyretmiş gibi davranıyorlar ondan dolayı. Bak şimdi bu Yılmaz bir şaka yapacak. Bak seyretti ya. Bak. Şimdi çekiyorum. Evet şimdi huzurlarınıza biraz keyif alalım. Şöyle bir seyredeyim bakayım. Asu. Asu geliyor. Asu. Kızım şuna bir açılık gel. Daha fazla eğildim. Ne yani? Benden o kadar beklemeyin. Bak bütün akrabalar burada. Tabii de. Şuna bir açılık getirelim kızım. Alo. Senin göğsünde silikon var mı yok mu? Yok bunu... güzelim yok yok. Sen de çok iyi biliyorsun. Baktın kaç kere. Bence fazla bir yerden bir daha olmaz.
Vay bravo. Söyle. Ya çok sıkıldım ben arkadaşlar. Sen biliyorsun. Şurada oturtalım. Yani. Ya aa hoş geldiniz. Nasılsın değil mi? Sağ ol çok teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyidir abi. Sağ ol. Bunu konuşmamıştık. Program böyle bir şey. Programda bu yoktu. Bana uyumsuz derler. Delirtiriz beni ey eh verişerler. Uzlaşırsam da merdim. Ateşe verseler. Garanti muhabbet. Lan yeter! Yeter lan! Herkesin münasip birer dayısı var. İnsanoğlu bu, iyisi ayısı var. Benim zarar bildiğim el aleme kar. Adamını bulup da uyuşamadım. Ne biçim öyle dansöz izlemek? Allah aşkına oturmuş böyle bak. Niçine mi düştüm? Şöyle bak, yapıyorum ben. Böyle dansöz mü izler ayol? Ulan beni delirttiniz kızım, delirttiniz beni. Bir tane akıllı yok mu burada lan? E senin yanında kala kala böyle olduk. Ne yapalım? Biz de normal insanlardık. Ya ben deli miyim? E çok normalsin. Neyse ben hediyeleri dağıtayım da. Ay bunu kime versem? Deniz Atı Uğur getirir belki size. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica sağ ederim. Olun. Vay be. Siz oturun, rahatsız olmayın. Buyurun. Bu da belki Uğur getirir. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Belki de getirmez yani. İzel Hanım'a da hoş bir kolye Sait Koç tarafından gönderilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hürmetler Sait Bey. Çok sağ olun. Tamam. Ben göreve başlayabilir miyim? Şöyle. Ne diyelim ki siz zaten bu işi yapıyorsunuz. İstek olmasa da olsa da olmasa da yani. Paran var yapıyorsun. Yap! Ne oldu ya? Ne oldu? Alışkanlık abi. Elini sırtıma sür. Başım ağrı ciddi. Ya bizim bilmediğimiz bir şey mi oluyor abi? Ne oldu hayır? İbrahim abi iyi değil galiba. Sen bir gerildin bir şey oldu sana. Geldiler abi geldiler. Ha. Geldiler. Ne zaman ayrılırlar? Ne zaman İzel şarkı söyler o zaman giderler. İzel'im haydi kurban evet. Oldum. Haydi hemen. O sen misin? Ses rengin güzel olunca, şarkı da çok böyle duygusal sakin olunca keyifli de dinleniyor o zaman. Ya ben ısrarla CD'sini alıp yani ne zaman çıktığı gün alıp dinlediğim kesin, en değer insanlardan kesin. Biridir. Bir işim daha var ama burada söylemek istemiyorum. Bir de İbrahim abi alalım, ben de onu söyleyeyim. Ha ne bileyim. Allah için. Yani hatta çıkmadan bileyim. Evde dinleme şansına da eriştik bir iki parçayı yani. Hafta sonları barda çalışıyor, bahçeli. Artık uçaktan korkmuyor. Eskiden korkuyor muydun? Çok. Benim kimin? Korkuyor musun sen de? Ben çok korktuğum için uçak aldım. Şimdi bir prova bizim, yapmak için. Bizim güçlü yok mu? Olgun. Daha önceki biliyorsunuz İbo Show'daki güçlü. Şeydeki şimdi asker direkt... kardeşimiz o da. Şimdi ondan uçağa bindik şeye gidiyoruz. Benim oğlan da asker. Şeye gidiyoruz Balıkesir mi? Yok. Eskişehir. Nereye gittik biz ya? Nereden döndünüz? Stadyo, onu söyle oradan dur. Sparta. Allah izin. Sparta. 14 yer sayısından. Eskişehir'in de yanı bak. Nasıl aklıyorsun? Oraya giderken şimdi bir dostumuzun uçağından gittik. Sağ olsun sayın yazıcı bize uçağını verdi. Meğer şey çalışmıyormuş, klima çalışmıyormuş. Bak bir de uçak yani öyle irtifası yüksek olamıyor uçak. Pencereyi de açamıyorsun tabii. İşin zor tarafı orası. Şimdi tam yükseldik ben baktım ki bir şey esmiyor. Dedim ki ya klimalar çalışmıyor herhalde. Dedi ki evet İbrahim Bey arızalıydı. Ne? Arızalı mıydı? Aslında yasak biliyor musun yani? Tabii canım klima. Uçması mümkün. Arızalı mı? Ben hemen Türk Hava Yolları'na şey çalmıştım. Böyle üstünde korku şeyi var ya seni bir uçak meseleyi var hani. Oyunu anlatmayalım da bilet satıyoruz malum. Şimdi onlardan çalmıştım ben kebabı çok severim ya. Mangal yerliyim diye. He. Yani kömürü. Aa, onlar evet. Onlar çok iki saat karton ara bilmem ne ara onlar hazır.
Hemen çantaya kitabı onu, atayım. Onu görünce de bu bir tek senin aklına gelir hakikaten. Vallahi yarım saat oyun yazdım hocam, hiç mangal yerlemek ama güzel fikir ya. Onu aldım, başladım kendimi yerlemeye. Benim hayatımı kurtardı yemin ederim. Çünkü bende şey var, dar yerde kalma şeyi var. Dedi ki abi uçağı almasın ya. Dedim ki benim pilotlar getiren şeye güçlüyü anlatıyorum havada. Dedi ki abi yani hem uçaktan korkuyorsan hem deysen ki size 4 milyon dolar beni havada korkutun. Aşağıda yetmiyor, bir de havada korkutun beni. Onun için gerçekten uçak dünyada en tehlikesiz olan uçak biliyorsunuz. Günde milyonlarca uçak havalanıyor. Senede bir tane iki tane düşüyor. Ama temiz ama düşme, düşme riski en az olandır. Düşünce de zaten... Direkt gidiyoruz. Hakan'ın klibini oynamış. Kelle ne? Ne o? Köle gibi. Kelle ne alaka? Kelle mi? Gibi. İbrahim abi temize çektireyim mi onları? Ya bu türkü pek öyle ahım şahım bir türkü değil ama çok güzel dinlendirir yani bu. Ya, biz, ya güzel türkü. Bizi, yani. Bizi bayılttığı için çok biz bunu güzel. Kasete koyduk vallahi. Yani ister dinle ister dinleme yani. Ya bir, bu illa oynak parça daha iyidir gibi bir zihniyet var. Çok yok güzel bir şey, öyle bir şey yok ya. Çok ezik böyle garip geldi bize. Bence dağılalım bunun üzerine bir şey. Hakan ya mesela şöyle bir şey diyeyim. Bir oyun yazıyorsun. Hakan dedim değil mi ben? Tabii. Hakan'cığım niye oyun yazıyorsun sen? Ben sen niye şarkı söylüyorsun? Sen niye şarkı oyun yazıyorsun kardeşim? Nasıl yapıyorsun? Anlaşmamış mıydın? Sen şarkı besteleyip söyleyecektin. Evet. Ben yazacaktım ya. Lütfen yapma. Bana bir sorun var mı abi? Bana öyle geldi de. Bana bir şey soracakmış gibi bir hal var senin. Evet. Buyur yani sonra. Gözümden alalım değil mi? Tabii tabii. Hayır niye oyun yazarsın sen merak ederim. Yani. Ben cevap vermek istiyorum. Lütfen buyurun. Vallahi güzel soru tabii. Yani yanlış kişiye soruldu başlamıştım. Mesela geçen gün bir şarkı okumuştum. Sözlerini beğenmedim o şarkının. Niye? Ya ben bana ait değil onlar. Ya sözler bana ait değil. Peki Ayşe, şey pardon. Nasıl? Şarkı. Ne istiyorsun abla? Hayatta çekemem. Şarkı. Hayatta çekemem. 4 kilo rakı içerim o şarkı söylerken. İndiremem aşağı. Biz bunu yine yaşamıştık. Size çok kısa bir kuple türkü söyleyeceğim madem öyle, ablam istemiş. Sırdan ayrılan sürmeli koyun şafaklar atıyor, gel yârim soyun. Ah canım gel yârim soyun. Genceciken ettiler bana bir oyun, ne yandasın sürmeli palazım, ne yanda. Ha canım ne yanda. Ellerim saz çalar göğünüm, ne yanda. Ha canım ne yanda. Bravo. Teşekkür ederim. Yani bu herkes kendi işini yapsa. Yani doğrudur. Sizler alkışınızı, sizler oyununuzu, biz de şarkılarımızı kardeşim. Bizim alanımızda ne işin var senin? Yok estağfurullah, estağfurullah. Hiç benim öyle bir şeyim yok. Ben kendi bildiğim denk bir şey yaparım. Denk olsun diye. Öylesine bir mırıldanayım dedin. Bir oyunu yazmak için kafanda böyle bir... Nasıl bir tasarı, yani nasıl, ne? Mesela diyorsun ki, şöyle bir şey yazayım mı acaba? Yok yok, öyle bir konu şey, iyi gelmez. Yani dar, çerçevesi dar, şeyi dar. Hı-hı. Yani uzayıp da gitmez. Abi soru bir ara biter mi? Dur, soruyu anlatmak istedim. Ben sayayım, yarım gündür soruyorsun. Hayır, oraya getirebileyim ki ancak sorunun cevabını alabileyim tabii diye düşünüyorum. Oyun biraz... Ne zaman insanın aklına gelir bir konuyla ilgili oyun yazmak? Onun bir teknik çalışması var, bir de duygusal yönü var. Ya bunu mutlaka anlatmalıyım diye dedirten bir şey hayatta insanın karşısına çıkar. Mesela Ateş Böcekleri böyle olmuştu benim için.
Ama onu nasıl anlatmalıyım? Kısmı çok uzun bir çalışma. Yani karakterleri çiziyorsun, hikayeyi kurguluyorsun, dramatik akışı var falan bayağı. Yazarken mi ateş böceği kafana direkt geliyor kafadan, yoksa yazıyorsun, bitiriyorsun, bitirmeye yakınken arada bir yerde ha bunun ismi ateş böceği olsun diyorsun mesela, öyle mi? İsim ben genellikle sonradan koyarım. Ya yani yazmadan çok az. Çağrışım onu mu yapıyor da onu koyuyor? Mesela Otogargara'yı yazmadan isminin böyle olacağını aşağı yukarı kestirmiştim ama ateş böceği neredeyse metnin ortalarında, sen hiç ateş böceği gördün mü? Metnin içinden çıkan bir şey. Nerede bir laf mı geçiyor orada? Böyle bir laf ben var. Ben tam onu seyredemedim, özür dilerim. Ama. Var. Ne diye o soruyu... Nasıl tam seyredemedim abi? Birinci perdeyim. Hayır, seyredemedim yani. Evet, kısmet biliyoruz, olmadı. Biliyoruz. Evet. Afiyet olsun sığınıyoruz. Biz geldik ayrı da. Neyse. Neyse ben onu unutmuştum arkadaşlar, oyuna gelmedi. Geçen hafta bir şey sormuştum. Şimdi iki insan ilişkisi. Buluşuyorlar, tanışıyorlar. Nasıl tanıştıklarını hatırlayamıyorlar. Yani ne oluyor da birbirlerini tavlamak demeyeyim de. Yani beraber oluyorlar ve birlikte çıkıyorlar. Mesela bir arkadaştan, bir insanla şu anda berabersin. Evet. Allah da ayırmasın diyorum. Yani nasıl oldu da oldu, ne oluyor yani, ne oluyor? Ben bir türlü bunu çözemiyorum. Ben mesela bana bir kız tavla dersen tavlayamam. Nasıl tavlayacağım? Ha nasıl oluyor? Tavlanır, kız nasıl tavlanır bilemezsin tabii. Peki oğlan nasıl tavlanır? Hakikaten bilmiyorum. Tam tersi, birini beğendiğimde çok utanıyorum ve bakamıyorum bile. Nasıl oluyor peki? İşte mutlaka aslında kısmet oluyor. Sonradan bir ortak arkadaş çıkıyor, bir şey oluyor filan. Bir aracı maracı bir şey. Evet, öyle oldu. Yani direkt yani. İşte ya bir senden konuşabilir miyim, arkadaş olabilir miyim? Böyle bir şey yok değil mi? Ya o ben de zorlandığım bir alanda. En iyisi arkadaştır. Hele git buna sor. Bakın beni hoşlanmıyorsa kendimi ezdirmeyeyim diye. Evet. Bir yoklarla en iyi yöntem odur. İlkokulda da biz onu uyguluyorduk. Ne? Şimdi de öyle. Vallahi. Sen ne dedin Hakan? Yani ne? Ben bakarım abi. Bakarım. Böyle bakarım abi. Terbiyesiz, utanma. Ben hayatta daha bakmadım. Yalancı. Ben bakarım, görmem. İzel'in söylediği gibi İbrahim abi işte. Yani bir anda gelişiyor olaylar. Hiç bilmiyorsun işte. Ortak bir arkadaşın kısmetse çıkıyor. Kısmetse zaten öyle. Ya hızlı evet, insanlar da bir anda gelişiyor. Biz de olay bir anda gelişmez. Ya bu bir etkilenme sürecidir. Tamam, ben hayatımda hiç kimseye gidip vardır ya, senin arkadaş olabilir miyiz? Ya sınıf arkadaşlar yapmış zaten arkadaşız birbirine falan derler. Biz yani tanışalı 6 sene oldu, Kudret. Kudret. Hayır hayır, ama onu şöyle aşamazsın ki. Hayır hayır yani, arkadaşız da bir de sevişelim diyorum yani o manada. Onu da söyleyemezsin. Yalnızsın. O hayır demektir zaten. Biz zaten arkadaşız, bu da benim için yeterli. Eski sen nereden açtın İbrahim abi? Hayır, ben öğrenmek istiyorum abi. Attık ben bir kız tavlamak istiyorum. Bir kız tavlamak istiyorum, nasıl tavlayacağım onu ya, öğrenmek istiyorum. Sen de öğrenmek İki istiyorsan kadar abi. Lütfen. Sen de öğrenmek istiyorsan. Sen o iş yapma. Han demiş adı çıkarın canı çıksın daha iyi. Adımız çıkmış, ortada bir şey yok. Tabii canım. Bir kere dünyanın en güzelini tavlamışsın bir kere işte Derya Hanım. Tavlamışsınız işte Derya Hanım. Nasıl yani? Yani. Başka olmaz mı yani? Evet. Başka olmaz abi, olmaz. Kız tarafıyız. Niye be sizin köle bizimki niye olmuyor yani? Bizim de olmuyor yani. Bizim yok işte. Yani benim hayatımda kimse yok, o yüzden ben niye buna girdim şimdi bu konuda? Kaşınıyorsun. Hakikaten ya. Sorduklarında cevap vermiyorum, şimdi birdenbire açıldım. Evet, şarkıyı da. Ah be, senin nazara mı geldik? Evet, bence de nazara geldik. Buyurun. Açtık tabii. Çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gönderdi seni bana. Bir avira devraldı dünya. İzel, İzel, bu iş nereye gider? Hakan nadidedir, çabuk küser. Yılmaz Erdoğan sana ne diyek? İbrahim lan gel bu işi beraber çözek. Şair mi oldun kızım sen? Dedik ki edebiyat işte ilgileniyoruz. Bir gelir misin? Sana bir sorunum var, açmak istiyorum. Şimdi ama o benimle lütfen samimi ve sıcak konuş. Bir şey soracağım sana. Ateş getirin oradan. Evet. Şu esprileri de yapma. Şimdi ya her programa gelişinizde yani konuklar geldiğinde daha doğrusu benim hep aklıma takılıyor. Ne takılıyor? Şimdi ama bana dürüst cevap vereceksin. Tamam. Ben mi güzelim, İzel mi güzel? Burada şey ettirdin yani şimdi. Ben hak ediyorum. Tabii ki sen güzelsin ya. Peki, bir şey daha soracağım. Fendur mu güzel, ben mi güzelim? Kim, nasıl? Fendur mu güzel,
Gülmesene be. Ben mi güzelim? Sen güzelsin. Teşekkür ederim. Peki. Tarzan mı güzel, sen mi güzelsin? Çita güzel. Bana sordu, sana değil. Buraya çabuk çita oldu. Çita oldu, ben güzelim. Jane misin sen de? Oy ya Rabbi ya. Kızım ne yapmak istiyorsun, onu bir anlat. Ya merak ediyorum ya. Abi ara ara geliyorlar, ara ara geliyorlar. Ara ara geliyorlar. Gene geldiler mi? Yani şeyler. Misafirler geldi mi? Sizi kebap gelecekti. Git sofrayı hazırla. Tamam, biz bir program bütün geliyoruz oraya. Çiğ köfte de gelmiş. Evet. Hadi bakayım. Tamam. Bak hemen kendine geldi. İzel! 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 İzel, lahmacunu boğuntuya getirmesine izin verme. Çabuk evladım, çabuk. Kebaplar soğuyor. Kebap soğuyor, lahmacun bitmek üzere. Ne söyleyeceğim? Şimdi yelken. O hani zenci vardı ya, atlıyordu. Yelken. Evet. Peki, zencili şarkı. Peki İzel. Geldim, geldim. Bu şarkının tonundan memnun musun? biraz daha dik olabilirdi. Ya, ya, ya. Hemen çakacaksın. Hemen çakacaksın. Hayır. Biraz okurken pes, öyle biraz pes. Dedim ki biraz şarkı pes dedim. Kıza pes geldi. Pes vallahi yani doğudan da bu yapılırsa. Ama benim suçum o gene tabii. Niye? Ben o sırada ben korkuyorum dik söylemeye. Ama dik söyleme değil, bu sana pes. Çok pes geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Hakkınızı savunuyorum. Sen korkuyor musun dik söylemeye? Çünkü şarkı biraz daha dik okunmak istiyor yani. Beni biraz daha dik oku diyor. Beni biraz kaldır havaya diyor. Kıza şey gelmiş yani böyle cansız gibi geliyor. Niye şarkıdan korkuyorsun? Demin söylediğin şarkıda da çok daha şimdi, dik gayet dışarı. O zaten böyle. Az önce bir kızıyla ilgili bir şiir dinledik. Şimdi de canlı olarak bir şiir dinliyoruz. Sayın Yılmaz Erdoğan'dan bize canlı bir şiir. Yerileye eksen, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımdı ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi. Benim sevmeye engel, evcil acılarım vardı. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben, yağmur, ağladım. Teşekkür ederim. Ağlayacağız burada şimdi. Vallahi biz, de ağladık. Bir şey yoktu da dağılalım bari. Ben dayanamam abi. Ben hiç böyle güzel şeylere dayanamam. Oy oy. Bir anda başka yerlere gittik hepimiz. Vallahi herkes de ağlatamıyor beni. Onu da söyleyeyim yani. Zor ağlarım ben. Zor ağlamanın adamıyım. Zor zamanlarda ağlamanın adamıyım. Ne demek? O şeyi, orayı bir daha açıkla. Zaman kabuk mu ne? Çok güzel oraya. Ne diyor ne? Yoksa kabuğu soyulur muydu? Soyulur muydu kabuğu hayatın yoksa bütün vitamini kabuğundan mıydı? Vay. Şey de çok güzel. Aklımın nakliyesi. Aklımın nakliyesi ne?
Ve tek tek size... Biz sonra tartışırız. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcılar. Nasıl çözeceğiz biz bu lafı? Allah cezanı verecek. Ben çözebilsem yazmazdım zaten. Benden bir şey beklemeyin. Çözsün herhalde ya. Çözsün. Okur musun yüzüne? Başta hanımefendi, değerli sanatçı arkadaşım İzel olmak üzere Hakan kardeşime ve Yılmaz Erdoğan'a huzurlarınızda saygılarımı iletiyorum, önlerinde eğiliyorum. Teşekkür ederim. Sizler de bizleri gecenin bu saatine kadar oturup hem güldünüz, hem alkışladınız, hem zaman zaman duygulandınız. Yani bu bizim için büyük bir kar, manevi bir kar. Zaten para vermeden geldiniz. O manevi karı alıp koyun cebimize, kalp tarafımıza alıp koyuyoruz ve evimize gidiyoruz. Huzurlu huzurlu uyuyacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gel canım cananım elleri gözleri sürmelim bu bedenim sana bu yüreğim sana kara kaşlarına kurban hey hey. Bastığın o topraklara.